Partili de tepkiyle karşılaşıyor. Bir izleyelim isterseniz. Değerli kardeşlerim. Ekmek 800 lira oldu. Bunun çuvalı 500 lira oldu. Evet. Evet. Şu anda konuşmamı tamamlayın. Esas meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben. Yani. Bir de ekonomi. Valla görüşüm bak. Ben hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sana da etmiyorum. Sayın Bakanım, geleceğimiz kalmadı. Gün diye yüzde 500 alıyor. Bu hareket ne ya bu hareket? Ya ne olur ya? Yıllardır biz de sevdalıyız ya. Sizden iyi sevdalıyız ya. Yani iyi olmanın için bir sebep yok. Niçin değil? Esnaf olarak gelişiyor. Trabzon'da, Adıyaman'da, Konya'da, Van'da, Gaziantep'te ya da Kahramanmaraş'ta. AKP'liler için artık sokağa çıkmak kolay değil. Cesaret sahibi az sayıda partili de tepkiyle karşılaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz. Son örnek Sanayi Bakanı Mustafa Varank. Memleketi Trabzon'da tam da Erdoğan'ı överken, tam da arkamızda dimdik durun derken kalabalığın içinden beklemediği bir ses yükseldi. Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz buna yürekten inanıyoruz. 800 lira oldu. Bunun çuvalı 500 lira oldu. Evet. Evet. Varank duydu ama sesin sahibinin derdinin ne olduğunu dinlemedi. Değerli kardeşlerim, biraz önce söyledim. Sıkıntılarımızın olduğunu farkındayız. Elleme kalsın orada. Kalsın. Şu anda konuşmamı tamamlayın. Esas meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben. Başka bir örnek. Adıyaman. Bu kez mikrofonun başında AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal var. Dış güçlerin Türkiye'ye boyun eğdirmeye çalıştığını anlatırken yine kalabalıktan bir ses yükseldi. Üstelik parti toplantısında. Üstelik seslenen bir AKP'liydi. Şu anda konuşmamı tamamlayın. Esas meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben. Mahir Ünal da o anda sesin sahibini dinlemedi. Çağırttırdı. Dinlemek için değil, kameranın önünde aslında aç olmadığını ispat etmek için. Senin şu anda 100'e yakın hayvanın mı var? Ama kredi de arba. Mahir Ünal için memleketi Kahramanmaraş'ta bile durum farklı değil. Bak şimdi 150 yataklı hastane yapıyorum abi. Yapıyorum. Yapacağım. Edeceğim. Yaptık baba. İhalesini yaptık. Yapacağım. Çok çık. İhalesini yaptık. Çok abi. Bu iş yerine gitmiyor. Yani. Bir de ekonomi. Valla görüşüm. Bak 20 senedir size oy veriyorum. Burası da Konya Cihanbeyli. Binali Yıldırım da parti toplantısında. Yine kalabalıktan bir ses. Bir AK Parti olarak ben söyleyeyim şu ekonomiye bir el atın. Atıyorum. Alt kısma iyisin yani. Bu yukarıda kalıyor. Atıyorum. Vallahi millet perişan yani. Sadece kurmaylar ya da bakanlar değil. Teşkilat yöneticileri için de sokağa çıkmak zor. Karşılarında AKP'lileri görenler krizi hatırlıyor. Boş cüzdanı, tutulamayan fiyatları, enflasyonu ve doları. Burası Gaziantep Islahiye. Esnafın karşısındaki AKP Islahiye İlçe Başkanı Mehmet Aslan. Bir kuruşa şeker 180'den 1 milyar oldu. Yani 1400 lira. Türkiye'de bu var, Türkiye'de. Kusura bakma. Ben hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sana da etmiyorum. Van'da da aynı. Esnafın karşısındaki AKP Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu. İyi olmanın için bir sebep yok. Niçin esnaf olarak gelişen? Yani bunun %99 sorumlusu da şu an başındaki partilerin. Bunun farkındasınız değil mi? Sokağa çıkmak AKP'liler için zor karar. Sadece kurmaylar ya da teşkilat için değil. Erdoğan için de zor. Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım, arabamızı değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Abartılı geldi be. Çok abartılı geldi be. Çay iç. Siz karşılaşıyor musunuz bu tepkilerle sokakta? Şöyle, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok kolay sahada çalışıyoruz. Hı. Yani ciddi bir saygı var. Zaten toplumda dikkat ediyorsanız AKP'lilere eleştiri yapanlar da öyle bir saldırgan havaya girmiyor.
bir iki provokatif mesele peşinde olanlar oluyor ama biz onları görüyoruz ve anlıyoruz. Ama onun dışında toplumda şey var. Şimdi başını suyun üzerine tutmaya çalışıyor. Hangi adaya sığınacağım diye bakınıyor. Dinliyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şöyle bir avantajı var burada. Bugüne kadar bizi kesinlikle oy vermem, yani kesinlikle oy vermem denilen şeyde en düşük parti olarak biz çıkıyoruz. Yani o bize oy verme eğilimi insanlar artıyor. Üçüncüsü biz yeni bir sosyolojik seçmen kümesini şu anda yakaladık. Tutmamız, sabit bir şekilde koruyabilmemiz gerekiyor. Birincisi gençlerde anne babası AKP'ye veya CHP'ye hiç oy vermeyen ve bize meyilli bir gençler var. Daha diyelim ki az buçuk eğitimli, dünyada ne olup bittiğini gören, uzun süre AKP'ye oy vermiş muhafazakar diyebileceğimiz insanlardan bize bir yönelim var. Eskiden hiç olmaz bu geçişken. Bu muhafazakarların içinde de bir grup Kürt muhafazakarında da böyle bir alaka var. Şimdi bu tabii şöyle bir şey, siyaset dinamik bir şey, süreç ve bizim bunu tutmamız lazım. Genel Başkanımız mevcudu koruyup üzerine yeni bir sosyolojik küme katmazsak bu önümüzdeki süreç, iktidar sürecinde CHP'nin daha öncekindeki başat rolünü sürdüremeyebileceği bilinciyle çok uğraşıyor. Hepimiz uğraşıyoruz. Şöyle, yani biz değişimi görüyoruz. Yani kesinlikle toplum sandıkta bir ceza kesecek iktidara. Kesinlikle bunu hissediyoruz. Bu mesela bizim anketlerde gördüğümüzden farklı mı olacak sizce? Şöyle, bence bazı aktörlerin performansına bağlı. Örneğin ben yine mümkün olduğu kadar, yani bir partinin genel başkanımsıyım ama mümkün olduğu kadar nesnel. Örneğin DEVA'nın bir atılım yapabilmesi durumunda belli bir AKP hatta MHP seçmeni oraya yönelebilir. X o tarz DEVA vesaire onun gibi yeni kurulan ve Milli Görüş'ten biliyorsunuz bugüne kadar 5 parti çıktı. Evet. Bu da krizin ne kadar keskin olduğunu gösteriyor. Daha sonra konsolide olacak o. Böyle olur. Parçalanma ve kaynaşma. Şimdi bu yeni partilerde bir hayatiyet olmazsa AKP'den şaşırtıcı bir şekilde bazıları şaşıracak, CHP'ye ciddi bir yönelim olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi ortada. Ama şunu görüyoruz, bir kere Kürt seçmenle arasını düzeltmesi çok zor. Çünkü hemen hemen MKYK'sını oluştururken bu AKP'nin verdiği bazı vaatler var, hiçbirini tutmuyor. Bahçeli ile beraber yol yürüdüğü tanıyacak. Bir bu. İkincisi ekonomik krizle ilgili Nebati'nin algısı Berat Albayrak'tan da negatif. Dolayısıyla onu orada tuttukça bir ekonominin toparlanacağı algısını oluşturamıyor. Tutmadıysa da şöyle olacak. Bir model dedik, sabredin dedik. Kendi elimizde bunu görevden alınca modelimizin olmadığı veya modelin işlemediği anlaşıldı. Orada bir sıkışma hali var. Ama bizim şöyle bir tarihsel sorumluluğumuz var. Bakın bazıları rehavet diyor. Şimdi ben bir analiz yaptım. Buradan rehavet sonucu çıkarmayın. Gece gündüz çalışıyoruz. Ve şunu herkes bilsin. Biz Türkiye'nin ne kadar kritik bir Sırat Köprüsü'nden geçtiğinin farkındayız. Son derece medeni ilişkiler kuruyoruz. Bir iktidarın şu propagandayı yapmasını engellememizin ne kadar büyük başarı olduğunu herkes görsün. Bir kere onların kafasında bir milliyetçi muhafazakar cenah var. O dünya efendim tamamen kontra CHP. Yani sanki bizde ne bileyim kendimize... Zaten CHP'den din ve milliyetçilikle ilgili bir açıklama geldiğinde bu tepkiyi veriyor. Ama zaten şöyle, biz mesela kendimiz kalarak Saadet Partisi ile de DEVA ile de yan yana aynı masada oturunca bu kutuplaştırma siyaseti çalışmıyor. Şimdi bunun orada çalışmadığını gördüler. İyi Parti'yi üzerinden bazı çabaları oldu. İşte milliyetçilik üzerinden olmadı. Şimdi Kürtler ve HDP üzerinden yani hep aynı bir... tuzak kurayım, işte tuzağa düşsünler. Ama o zaman günün sonunda şunu soruyor insanlar. Tamam, sen muhalefete çelme takmaya çalışıyorsun da sen bir de iktidarsın. Benim meselelerimi senin çözme yükümlülüğün var. Demek ki çözemiyorsun ki rakibini engellemeye çalışıyorsun. Hani futbolda ben gol atamayacağım bari karşı tarafı sakatlayayım, gol attırmayayım gibi bir şeye denk düşüyor bu. Dolayısıyla bence iktidar şu anda erken seçim, şu anda seçime gitse çok ciddi bir hizmete uğrar. Ertelediği zaman ekonomiyi çevirebileceği algısı bu işin uzmanlarında da yok. Bir sıkışma hali var. Biz ne yapacağız? Rehavet falan yok.
gitmediğimiz ne kadar yer? Bakın biz mesela şimdi meclis kapalı, grup toplantılarımızı her hafta bir ilde yapacağız. 24'ünde Balıkesir'de bir mitingimiz olacak. İkisinde eğer küçük bir yanılma payım olabilir, çok büyük ihtimalle Ağrı'da bir PM ve meclis grubu toplanacak. Yaz döneminde meclis yani kapalıyken grup toplantılarınızı ara vermiyorsunuz. Bir yıldır genel başkanımız başta olmak üzere biz aktif seçim kampanyası yürütüyoruz. Amerikan tarzına döndü bu. Hani Amerika'da adaylar iki yıllık bir kampanyada hani bir maraton izlerler. Biz bir yıldır bir aktif kampanya. Önümüzdeki bir yılda veya 8 ay 6 ay bilemiyorum. Aynı tempoda götüreceğiz. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu ülkeyi toparlayabilmemiz için